Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün özellikle tırmanıcı, oturak olmayan domateslerde, yani sırık domates diye tabir edilen domateslerde koltuk alma nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, sırık domatesler sürekli olarak böyle gördüğünüz gibi bu şekilde ana dalın yan dalıyla aradan koltuk olacak şekilde yeni ikinci bir ana dal çıkarmaya uğraşırlar. İşte biz bu dalı almaya koltuk alma diyoruz. Muhakkak bu dalları koparın arkadaşlar. Çünkü bu dallar domatesiniz için, ben mesela burada size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bakın, şurada koltuk alınmamış bir dal görüyorsunuz. Ki bu dal ikinci bir ana dal, ikinci bir ana gövde oluyor zaman içerisinde. Fakat bu domatesiniz için çok iyi bir şey değil. Çünkü domatesinizin gücünü azaltır. Oturak domateslerde koltuk alma diye bir şey yok arkadaşlar. Bu domatesleriniz uzadıkça muhakkak ana dal üzerinde bu aradan çıkan koltukları alın ki size ikinci bir gövde yapıp domatesinizin gücünü azaltmasın. Peki bu koltukları ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar, bu koltuklar ikinci bir ana gövde olmak için kendi ortaya çıktıkları için bunları çok kolay, eğer bir suya koyarsanız, bakın ben bunu 3 gün önce suya koydum. Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel köklenmiş. İşte bunu da eğer bahçenizde yeterince domates fideniz yoksa çok hızlı bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Bu da size ikinci bir domates olur. Ama çok artık kalınlaşmış olan koltukları bırakın. Onlar çünkü ikinci bir gövde olmak durumunda. Onlara da tekrar bir sırık yaparak onları böyle ikinci bir gövde olarak normal haline domates vermek için bırakın. Ama alabiliyorsanız küçükken koltukları alın ya da o aldığınız koltukları da böyle çoğaltabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.